Bir dakika. Gel kalk. Evet, sonuna gidiyorum. Gel. Ya. Biz hanımla şimdi geziyoruz valla. Açık havayı biz çok seviyoruz. Gel Çok buraya. seviyorum. Şimdi bizden başka Başlık'ta böyle hayatı yaşayan ikinci kişi çıkmaz. Niye? Herkes gaybet yapıyor. Çalışıyorlar, zorluyorlar. Hala da benimle uğraşıyorlar. Yılmaz nasıl giyiniyor? Yılmaz nasıl yapıyor? Arkadaş yaşıyorum. Yaşayacağım da benim gayem bu. 3 günlük dünyada ben para pul istemiyorum. Cenab-ı Allah sağlık versin. Benim hanımımla bize yaşam hakkı versin. Başka bir şey istemiyoruz. Şu anda da açık havada böyle güzel yerlerde geziyorum valla. El kahvelerde, pankelerde oynuyor. Benim hiç işim olmaz. Gel yanıma gel gel. Gel yanıma gel gel. Canı yanıyor. Şu canı geç gel. Herkes beğendi şu anda. İşte gördüğün gibi eşim de yanımda. Dünyanın parasını verseler, dünyayı bağışlasa vallahi ben burada temiz havaya, açık havaya hiç değişmem. Sağlık olsun da varlık olmasın istemiyorum ben. Yiyeceğim ekmeğim olsun gene o yeter. Zenginliği bu havaya dünya bedel. Vallahi yaşıyorum arkadaş ya. Yaşam işi de olmuyor. Hep beğeniyorlar vallahi. Görüyorum işte. Hani Cüda şu akkuşun kurganına yıkılmadım. Arkadaş akkuş da kurganına yıkılsa. Bahçelik'te çam da yıkılsa bana ne? Dünya yansa hiç umurumda değil. Yılmaz'a beş yılmasın yeter. Yılmaz'a beş yılmasın derken Yılmaz'a kimse dokunmasın. Yılmaz'a kimseye dokunmasın. Dokunmuyorum zaten ben. He. Dedikodu yapmak, gaybet yapmak, kimsenin arkasından konuşmak. Bir yiyeceğimiz soğanlı ekmek olsun, bir de çayımız olsun, o da Yaklaş, yeter. yaklaş, yaklaş. Onun için vallahi yeşillerde yaylı yok, otur yok, gezi yok. Yemyeşil otlar bize güne. He. Şimdi ağaçlar çiçek açtı. Yarın bir günde meyveler çıkar. Armudun suyunu damla da damla da yeriz. Zengin çabalasın ki mahsullar zam gelecek de üst üste koyacağız diye. Vallahi öyle bir derdim yok, şirketim yok, arazim yok, tarlam yok, tapam yok. Allah'a bir emanet bir canım var. O da şükür olsun yeter bana. Yarın bir gün Cenab-ı Allah yürü kulum derse giderim. Hazırım. Hiç de şikayetim yok. Yavaş yavaş çocuklarım büyüdü. 2 kızımı evermişim ben. Şükür Allah olsun Allah'ıma. Allah nasip ederse Mekke'ye gitmeyi düşünüyorum. Param olursa tabii ki. Eğer Cenab-ı Allah nasip ederse ona bir şey diyorlar. Bir şey hazırlığı diyorlar. Mekke'de varacağım, bir anımı koyacağım oraya. Onun için tek isteğim Allah'tan bu. Yoksa mal şöhretine işim olmaz benim. Hiç işim olmaz. Adamın söylediğine katılmıyorum. Zengin olayım, zengin fakirlere yardım ederim ben. Variyetim olduktan sonra zaten fakirlerin, ben fakir olduğum gibi fakirliğini anlarım ben. He. Nerede fakir var oraya yardım edeyim. Nerede zavallı insan var ona yardım edeyim. Vallahi şimdi bu mübarek bugün de Berat Kandili. Bütün milletin, herkesin Cenab-ı Allah mübarek Berat Kandil gecesini kutluyorum. Herkese hayırlı uğurlu olsun. Cenab-ı Allah tekrana kavuşsun. İnşallah Ramazan yaklaştı. Ramazan davulunu ben çalacağım zaten. Herkese sahura kaldıracağım. Çocuk hep kalkacak. 13 senedir davul çalıyorum zaten ben. Onun için her hayatın her türlü şekilde ben mutluyum. Hiçbir şikayetimde yok. Diyorlar ki Yılmaz'ın 8 çocuğu var. Olsun arkadaş. He. Sanki gidip de başkasının kapısına tokuyor mu? Yok. El et diyorsa bana ne? Ben de çorba yiyorum, pancar yiyorum, patates yiyorum. Yaşam yok mu o zaman? İlle yaşamak için et mi lazım? Geç onları diyeceksin. Hayatına açık havalarda devam edeceksin. Tabii ki para dönüyor. Para dönüyor. İhtiyacı alıyor, şeyi alıyor. Vallahi zengine benim gibi yaşayamaz. O diyor ki acaba elime şimdi dolar bağlandı mı acaba? Benim işte el ucuzladı mı? Bugün işte ne battı mı çıktı mı? Gece uyku uyuyamaz. Benim öyle bir sıkıntım yok arkadaş. Yemeye Gel bir buraya gel gel. ekmek, yemeye bir ekmeğimiz olsun, bir çayımız olsun, bir de soğan güzelliğine. Oh, ne güzel yemek. Canım canım dedikçe böyle
Oturacaksın, oynayacaksın, zıplayacaksın. El mal dövüşüyor, tarlasınız dövüşüyor. Bana ne? Hiç işim olmaz. Ne diyor adam? Yaşıyorum o diyor. Yaşıyor arkadaşımız. Tabiatta gezeriz. Her sabah, her akşam böyle günde 4-5 sefer sporumuzu yaparız biz. Gecemiz, gündüzümüz fark etmiyor. Sağlık önemli. Ben doktora dedim ki, doktor bey bende şeker var mı dedim. Yılmaz Bey dedi, dalga mı geçiyorsun benimle dedi ya. Benim yanıma şeker olan gelsin dedi. Sen sadece şeker gibi bir adamsın dedi ha. Biz de oradan çıktık. Allah Allah. Sağlık önemli. Su sistemde sağlık oluyor. Ekmek için de sağlık. İlla ki bal kaymak yemeye gerek yok kardeşim ya. Allah Allah. Ya bir kuru ekmeğiyle çay yesen yine karnın doyuyor. Bir tomatla soğan yesen yine ekmek karnın doyuyor. Sonuçta ekmek de yesen, çorba da yesen, soğanla tomat da yesen, pancar da yesen. Ne yersen ye, sonuçta karnın doyuyor. Şu anda herkes ineğini alan, koçunu alan yağlıya koştu. Koçuyorlar da. Çoğu patates derdinde, çoğu tarla derdinde. Vallahi kardeş, hiç öyle bir derdim yok. Temiz havada, temiz oksijende gezerim. Param varsa yerim, param yoksa otururum, halime şükrederim. Ali'nin parası benim olsun, Mehmet'in parası benim olsun, öyle hiç de bir gayem yok. Dünya malı dünyada kalır. Bak, kefinin cebi olsa herkes variyetini götürür. Onun için herkes aklını başını toplayacak. Hiç kimse ev götürmüyor, hiç kimse para götürmüyor, hiç kimse mal mülk, hiçbir şey götürmüyor. Bu dünya malı dünyada kalıyor kuzeyinde. Yaylalar yaylalar da yeşil yaylalar, kurban olayım sada düz ovalar. Bak şimdi dünya, bak şimdi gez dolaş. İkinci bir aile çıkıp da böyle açık havada dolaşmazlar. Niye? Evde otururlar, pancarı otur sağa sola mini diye doldururlar, kilo alırlar, ondan sonra çabırırlar. Biz bu kiloyu nasıl vereceğiz? Evde yatmayla, kuzu kesip oynamayla olmaz. Benim gibi açacaksın müziği, çalıp oynayacaksın. Tavlaya giderler arabayla, yaylaya giderler arabayla, evde yemek yerler kuzeyine, hamur işi yerler, kilo alırlar, hiçbir yürüyüş yapmazlar. Ya kardeşim yürüyüş yapın, yürüyüş, yürüyüş. Doktor bile diyor ki yediklerinize dikkat edin, bol bol yürüyüş yapıyor. Yaylaya yürüyerek gidin, tavlaya yürüyerek gidin. Ben şimdi diyor, bana soruyorlar, Yılmaz diyorlar, sen kaç yaşındasın? Yaş önemli değil ki, vücudun önemli olan dinç olması, dinç. Herkes yaşlanacak ama sağlığını koruduktan sonra yaşlanma yanına uğramıyor. Her şeyin kıymetini, değerini bileceksin. Vallahi biliyorum işte. Şu anda saat 7'ye geldi. Hiç umurumda değil yani. Hoca ezanını okur. Öğretmen dersini verir. Tallası olan tallaya gider. Yaylası olan yaylaya gider. Ben de çığırlarım. Ben doyururum. Yürüyüşüm yaparım kuzeyine. İşte şu anda Düldürüzü'ne doğru gidiyor. Niksar yolundayım. Araziden çıktık Düzova'dan. Şeye doğru gidiyor. At yoluna doğru, oyuna doğru çıkıyor yukarıya. Valla. Hayat böyle arkadaş. Üzülmeye değmez. Üzülmeye niye gelsin bu hayat? Vodafone'da. Niksar'ın fidanları yar yar yan yandım. Koy birin Yılmazları dolaşsın caddeler. At yapılmış, üt yapılmış da hiç uğraşamam onunla. Niye? El yapar çatar, Yılmaz'ın eline teslim eder. Onun için hayat böyle bak. Yanımda benim, gel buraya. Burada benim hanımım yanımda vallahi iş bak. Dünya bir yana, para pul bir yana. Hiç işim olmaz parayla pulundan. Hiç işim olmaz. Variyet gelici geçici bir el kiri. Ama sağlık olmayınca variyetin içine edeyim ben. Ne iş yarar ki? Ne işimiz var variyetinin variyetine? Ben diyorum şimdi ayılana gazoz, bayılana limon diyorum. Vallahi öyle.
Yarın bir öğün eline bastığını alıyorsun. Ay belim tutmuyor, bacağım tutmuyor. Niye? Akşam adam malına inenen kedine tavına uğraştım. Dünya malına umudu bağladın, kendini mahvettin. Sandık dolusu param var. Peki o gençliği satın al bakalım, geliyor mu? Gelmez. Gençlik geri gelmez. Elden kaydırdın ya, işim bitti. Gençlik geri gelmez kardeşim. Gençliğin değerini bileceksin. Parayı da olacak da seni rahatsız etmeyecek bir şekilde para olacak. Para da minnet seni rahatsız etmeyecek. Yiyeceksin. Hem çalışacaksın hem de çalıştığın parayı yiyeceksin. Kıyıya koymayacaksın. Şimdi bu dünya mal dünyada kalıyor. Şimdi bana diyorlar ki arkadaş parti desek. Nereye? Meydandaki betona mı ekeyim ben? Nereye ekeceğim? Tarlam yok, tapam yok. Dayalı döşeli evim yok. Ondan sonra tapulu beşiğim yok. Vallahi yemin ediyorum evin tapusu bile benim üzerime diyor. Cenab-ı Allah da bizi bakıyor, görüyor. Ne daral diyor, ne bunal diyor. Şükürler olsun Allah'ımıza diyor. 8 kişiyle evde oturuyor. Başkası olsa kaptan gider. Niye? Der ki arkadaş battım çıktım ettim bittim. Ya Rabbim bu çocukları başıma niye verdin? Biz demiyoruz onu. He, biz demiyoruz onu. Diyemekti arkadaş. İşte böyle. Vallahi. Kefine cebi olsaydı vefat eden insanlar götürürdü öteki tarafa. Evi, parayı, malı, mülkü hep götürürlerdi. Ne oluyormuş? Dünya malı dünyada kalıyormuş. Önemli neymiş? Önemli bir fakir insanın da onun da malı olsun, onun da tarlası olsun, onun da her şeyi olsun, dört çarpı dört olsun. Çoluğuna çocuğuna daha iyi baksın, daha geçinsin. Ama bizim vatandaşlarımız, Türkiye'nin insanı ne yapıyor? Ne tarlası oluyor o insanın, ne malı oluyor? Bir fakir insandan uğraşıyorlar. Lan bu güzel giyiniyor, neyle giyiniyor? Bu güzel geziyor, tozuyor, nasıl beceriyor? Bizimle ne ediyorlar? Arkamızdan da dedikodu gaybet yapıyorlar. Yapmayın kardeşim, yapmayın. Dedikodu gaybet yapmayın. Şimdi arkadaşlar ben size şöyle bir şey söyleyeyim. Kabile sırtını koyduğun zaman toprağa ne kadar mal getirin diye sormuyorlar. Kul hakkı yedi mi diye soruyorlar. O da diyor vay diyor yandım ben. Yandın tabii sen. Kul hakkı yiyeceksen niye o zaman insan olarak yaşıyorsun? Beni çalıştırıyorlar. Ben sana diyor para vermem diyorlar. Niye? İşte vermiyorum. Dayı diyorum paran da mı yok? Yok diye sana vermem. Ben de dedim ki Allah dedim ayakları yerden kesti toprağın butacısı dedim adam ferci oldu. Rabbin kim diye soruyorlar oraya. Malı çok mu diye sormuyorlar. Cenab-ı Allah onu soruyor. Rabbin kim diyor melekler soruyorlar. Buraya hangi motorla, hangi taksiyle, tarlayla tabağına gelin diye sormuyorlar. İşte kardeşim. Bakın görün. Lafımızda sözümüzde bir yanlışlık varsa zengin söyleyin. Zengin daha çok zengin olmak istiyor, fakir daha çok fakir kalmak istiyor. Çünkü fakire hiç sahip çıkmıyorlar, elinden tutup kaldırmıyorlar. Fakire bir vurdukça bir daha vuruyorlar. Böyle haksızlık olmaz, böyle adaletsizlik olmaz. Fakiri elinden tutacaksın ki her şey, fakir de zenginle birlikte eşit bir şekilde olacak. Diyorlar ki Yılmaz diyorlar bu parayı nereden alıyor? Altınım yok, gümüşüm yok, danam yok, ineğim yok, öküzüm yok, arazim yok. Arkadaşım eline 5 kuruş para geçtiği zaman diyorlar ki Yılmaz diyorlar bir yerden hazine bulmuş. Ben soruyorum mu sana nereden aldın diye? Demiyorum. Araştırıyor mu? Yok. Merak ediyor mu? Yok. Arkadaşım elimize 3-5 kuruş para geçecek tabii. Biz insanız ya. Cenab-ı Allah bizi insan yarattı. Devletin verdiği paranı onu da soracak olursan devlet 3 aydan 3'e maaş veriyor. Bir karta para yükleniyor bir de çöp parası oluyor. Zaten benim malım tallam hiçbir şeyim yok. O olmasa ben çöpten nasıl koruyayım? Benim 3 aydan 3'e bir maaşım var arkadaş. 1 milyar 200 milyon. İşte 8 kişiyi onlarla koruyorum. Ayakkabısı, pantolonu, ceketi, okul masrafı derken ışık parası şuydu buydu. Geriye ne kalırsa Allah'a şükür ediyoruz. Arkadaş, ya bu dünya kime kalıyor?
Sultan Süleyman'a sormuşlar, Cenab-ı Allah sağ demişler, 1000 sene yaşattı. Sen ne yaptın arkadaş deyince, o da demiş ki, vallahi ben demiş, o kapıdan yine öbür kapıdan çıktım, ben de anlayamadım demiş. Onun için dünya malına güvenmen kardeşim ya. Dünya malına güvenmen ki, kalmaz size, kalmaz. Kalmaz. Ben bir takım elbise giyerim, Yılmaz Dün milletvekili. Bir atlet de uçururum, Yılmaz giyinmiş, padişah olmuş. Lan niye bir insan saymıyoruz ki? Ben sizin giymenize, yiymenize, içmenize karışıyor mu? Yok. Ama ne ediyorlar? Eleştiriyorlar, söndürüyorlar, yapıyorlar, cıralıyorlar. Bilmem bir şey yapıyor. Arkadaş yapmayın öyle. Bırak da o adamla yaşasın. 8 tane çocuğu büyütmüş. 8 tane. Bak daha kız gibiyim maşallah. He. Daha kız gibiyim ben. 8 tane çocuğu büyüttüm. 2'sine verdim. Birisi askerliği yaptı. He. Of of, kaynam senin başıma da duman emmemiş, duman emmemiş. Biri çekem yerler de bırakıp gebermiş gitmiş. İçime ne diyeyim canım, oy oy. Kefne cebi yok, kefne cebi. Kefne cebi yok, toprağa para gitmiyor, toprağa mal gitmiyor, hiçbir şey gitmiyor. Kefne sarıyorlar, toprağa koyuyorlar. Bak Ömer Han'ın, Ömer Han'ın da her şeyi vardı. Nerede hanı? Mevlüt'ün de her şeyi vardı. Mevlüt'ün evi vardı. Talla sarası vardı. Hepsi bu dünyada kaldı. Öteki vefat edenlerin insanların neler yiyorduk o? Ne götürdüler? Hiçbir şey götürmediler. Ben de hiçbir şeye kafayı takmıyorum. Şu akkuşun gürgenleri yıkılmadı mı? Ben bunu yapmam, kaybet yapmam. Şu maçivri kovasında da gezip tozmadı mı? 4 duvar arasında yavrum gün görmemişsin. Para şöhret malı görünce terste dönmüşüm. Keşke öyle bir şey olsalar ki ben de gezmeye meraklı değilim. Bana mal versinler, talla verirsinler, ben de ekeyim biçim, ben de mala bakayım. Ben istemez miyim? Tabii ki ben de istiyorum ama yok, alamıyorum. Acaba neden alamıyorum? 3 aydan önce maaş alıyorum, onunla evi geçindiriyorum. Şimdi sayın arkadaşlar, bizim bahçede hanım evi açmak için Tokat valisi geldi. En az 50 tane koruması var. Benim üzerime bir takım elbise var, parı parı ballıyor. Milleti bıraktı. Belediye başkanı bıraktı. Kaymakamı bıraktı. Ya arkadaş dedi, sen gelsene dedi bana. Vali, Tokat valisi. Buyur sayın valim dedim. Ya arkadaş dedi, sen bir efsane bir adamsın dedi ya. Vallahi dedi, bu kadar kişiden gözüme sen çarptın dedi. Ne iş yapıyorsun dedi. Ben de dedim ki, sayın valim dedim, boşta gezenlerin yemyesini yazıyorum dedim. Benim görevim o dedim. Yahu dedi arkadaş, o ne biçim iş dedi. Sayın valim dedim, iş bulsam saatin dedim, doluyor yazarım. Boş olduğu için dedim, boş yemeye yazıyorum ben dedim. Milletin dedim. Vallahi dedi ki, seninle bir özel bir konuşalım dedi. Sen bir yanıma gel de beni ziyaretime gel dedi. Vallahi öyle dedi. Ama Cenab-ı Allah bir gün nasip eder, sayın valimizi de görürük. Ben iyi insanlarla görüşmek istiyorum. Kap kırmayacak. Hak yemeyecek. Ondan sonra kimseyi küçük görmeyecek. Kimseyi küçük görmeyecekler. Şimdi Cenab-ı Allah diyor ki, karşındaki insanı diyor, kendinden üstün gör, küçük görme diyor. Allah'ın emri öyle. Yılmaz fakir misin? Yılmaz körüm, Yılmaz mı? Deme arkadaş, kaybet yapma, günaha girme. He. Diyor ki ben, her Cenab-ı Allah diyor ki, her şeyi affederim de diyor, kul hakkı yeğeni, kaybet yapanı yanıma gelmesin diyor. Benden af dilemesin diyor. Vallahi biz şu anda Düdürcü'nün karşıya çıktık. At yoluna doğru yavaş yavaş iniyor arkadaş. He. Bak burada araziler. Böyle. Araziler böyle, hiç yok.
Aa bunlar şey doğal gaz borusu bunlar. Buralarda hep doğal gaz var. İnşallah Allah'ın kızıyla bahçeye doğal gaz döşecekler. Gel kız buraya. Hanım. Çabuk. İşte benim hayatım, seviyetim hepsi bu hanımım. Dünyayı bağışlasam bana ne işler arkı? He. Güle güle de yavrum güle güle. Bir kere de şu an kızarım ben. Diyor ki yar üstüne yar sevene diyor kurşunlamalı diyor. Kurşunlamalı diyor arkadaş. Kellesini kovdurlar ayırmalı. Ben bir yar sevdim ölene kadar. Öldükten sonra zaten toprak bizi sevecek. Toprağa yasarlayacağız artık. Dünya malına dünyaya değil. Allah hepinizin yardımcısı olsun arkadaş. Cümlemizin yardımcısı olsun. Mübarek bugün. Hepinizin Berat Kandil'in mübarek olsun. Allah tekrarına kavuşsun. Amin. Gelen Ramazanımız Cenab-ı Allah herkese mutlu ve kutlu olsun. Mübarek olsun. Orucumuz mübarek olsun. Herkes işinde bol bol güzeline Allah onları korusun. İşte Gel. çalışanları. Allah korusun. Allah çoluğunu çocuğunu korusun. Karşıdan gelen güzel de tahtana kıvarmak mı? Kız ben seni seviyorum da senin önünü varmak mı? Diyorlar ki Çelme Mehmet zenginmiş. Bana ne? Mendel'in hacı diye gebermiş. Parası çokmuş. Kime ne? Cüngöz'ün İsmail diyor Mars doları çok severmiş. Yılmaz'a ne? Onda da sağlık yoktur. Onda da bir şeylik yoktur. O dünyayı düşünü. Ben de böyle seyahat yapmayı çok Ben severim. zamanında taksi parasını yaptım. Bu kadar Onu söyleme. gezmek de hakkımız. Dünyanın sonu kardeşim kara toprak. Ne dersen hep kara toprak. Kara toprak seni bir avucun içine alacak. Başka çaresi yok yani hemşerim. Of of da yarim of of. Akşam oluyor kardeşlerim. Canım dostlarım. Beni seyredenler canlarım, dostlarım benim, kardeşlerim. Abilerim. Hepinizin ellerinden öperim. Küçüklerimi sayarım, büyüklerimi ellerinden öperim. Mübarek Berat Kandil gecesini kutlarım Allah. Nice kardeşlerimize nasip etsin. Cenab-ı Allah ömrümüzü, hepinizin ömrünü uzun etsin. Bu Bu sefer eğer ben hata yaptıysam affedin kusura bakmayın. Arkadaş ben kimsenin hakkından konuşmam, kimseye laf atmam. Allah'ın herkesin zenginliği, fakirliği kendine aittir. Cenab-ı Allah herkesin kaderini alnına yazmıştı. Onun için kardeşim hiç onun için ben hiçbir şey dert etmiyorum. Yani benim de malım olsa ben de mala güzel bakarım yani. Malı Şimdi çok severim arkadaş, ben. hani üstüme bir tapulu bir bahçem olsa, tarlam olsa niye patates ekmeyeyim? Niye ekin ekmeyeyim? Yok kardeşim, yok, Hiçbir yok. işimiz yok. Tek bir Vallahi yok. adam yaptığı ev var. Şimdi diyelim ki zengin bir adam kalkar sabahından dolabından çıkarır, her şeyini masaya koyar. Kardeşim işte ben de ekmek veya çay veya çorba. Onun için çocuklarım da demez ki baba niye et almıyorsun? Baba niye şunu almıyorsun? Vallahi demezler. Çünkü babasının yaşantısını, babasının durumunu, babasının halini biliyorlar. Benim çocuklarım öyle yetişti. Etine sütünden iş olmaz. Elhamdülillah çok şükür diyorum Allah'ıma mübarek günleri. Her zaman söylüyorum. Ya Rabbim diyorum bunu olmayanlara da nasip eyle. Benden daha kötü kullarım var. Ya Rabbim onlara yardım et diyorum. Bak şimdi kimse bunu kabul etmez bak. İki göz odalı evim var. Sekiz kişiyim. İki göz odası var. Sekiz kişiyim. Ha ne ediyoruz biz? İdare ediyoruz kardeşim. Allah'ın bir güzel bir son durak tarafı vardı. Bize de yürü kulum der. Ha niye üzüleceğim ki yani? Olmayan, olmayan, hiç olmayan var. Hiç bilmeyen var. Neden üzüleyim ki? Dünya malı dünyada kalıyor. Altın kaplı evin de olsa yerinde kalacak. 10 katlı binanın da olsa yerinde kalacak. He.
Akşam oldu, beyne oldu, ey Allah'ım. Bugününü de şükürler olsun, mübarek gecem hayırlı olsun. Elhamdülillah çocuğu yarabbi ya Resulallah. Şimdi bizim bu düdüzünde bir çeşmemiz var. Yolun kıyısında. Vallahi arkadaş. Canım biliyor musun? Canım hiç eve gitmek istemiyor. Niye biliyor musun? Hani ki evden acizliğim var. Hayır. Temiz hava diye baldan da attı derler. Vallahi öyle. Adamlar kahveye şimdi camiden çıkıyorlar. Kahvenin önüne oturuyorlar. Yılmaz'a bak diyorlar. Takım elbise giymiş. Başbakan gibi diyorlar. Şuna bak diyor. Havasına geçirmiyor. Lan oğlum. Bir insan temiz olmalı. Bir insan şık gezmeli. Bir aile reisi o kadar çocuk babası elbisele giyecek. Güzel de olacak. Yakışıklı da olacak. Onu laf etmeye kahvenin önünde ne gerek var ki? Yakışır mı insana? Ya onlar da giysin, biz onlara giymesin demiyor. Yani mi? Şimdi beş vakit namazını kılıyorlar, kahvaltı önüne çıkıyorlar. Gaybet yapıyorlar. Olmaz o, olmaz. Olmaz. Dedikodu insana yakışmaz. Gaybet yakışmaz. Sordum sarı çiçeğe, ana baban var mıdır? Sordum sarı çiçeğe, ana baban var mıdır? Dedi çiçek devriş baba, anam babam topraktır. La ilahe illallah, la ilahe illallah, Muhammed Resulallah, la ilahe illallah. Gidiyor aşağı doğru. Gidiyor, bak araziler görüyoruz işte. Araziler görüyoruz abi, burada dereler, depeler. Niye bak? Yani Allah razı olsun. Seven de var beni. Sevmeyen de var. Ama ben sevmeyene kızmıyorum arkadaşım. Her insanın dilleri, her kuşun eti yenir mi? Yenmez. Seven de dostum, sevmeyen de dostum yani. Benim içimde kin de yok, düşmanlık da yok kardeşim ya. Dünya geniş ya. Herkes yaşasın kardeşim. Herkes yaşasın. Herkes memnun olsun şu dünyadan. Dünya kime kalıyor ki? Aa, buradan gidelim, gel. Yoldan araba geliyor. İşte bak. Arabalar yoldan geçiyor. Öyle vallahi. Gidiyor şu anda işte. Evet. Elhamdülillah, elhamdülillah Rabbin alemin. Ya arkadaş, paran varsa da senin olsun, malın varsa da senin olsun, neyin varsa senin olsun, ortakçısı yok ya. Yılmaz kimsenin malıyla, mülküne uğraşmıyor. Siz de Yılmaz'la uğraşmam. Yılmaz'ın hiçbir şeyde gözü yok. Bir sağlığının derdinde, bir de ailesinin derdinde. Bana kimse dokunmasın, ben kimseye dokunmam. Elhamdülillah evime gider, evime gelirim. Param varsa yerim, param yoksa hiç kimseye de söylemem. Tabii ki en son çok çaresiz kalırsam, o da yani destim geçtiği adama söylerim, o da her zaman değil. Zor durumda kalırsam diyorum yani illaki zor durumda. Mesela şöyle... İnsanlar görüyorlar, bakıyorlar. Çok düşünüyorlar. Vallahi diyor adamlar, bak bizim basit adamlar diyorlar ki biz idini yok, düdünü yok, çırpını yok diyorlar. Yılmaz gibi gezip tozamıyor yok. Niye acaba? Niye? Yılmaz bacaklarına kelepçe mi vurdu ki? Yılmaz onlara gezme mi diyor ki? Her taraf açık, yollar geniş. Kardeşim evde oturacağı, kahvede kaybet yapacağın, düdük odu yapacağı, başkasının hakkını atacağına
elin karısını kızın önünden laf atacağına kalkıp sen de gez. Hiç kimse kimseye karışamaz. Kaybettik işe yaramaz. Kötülük de işe yaramaz. Hadi şimdi bana hakkını helal edin. Teşekkür ediyorum. Hepinize. Allah hepinizden bin kere razı olsun beğendiğiniz için. Hadi iyi akşamlar. Teşekkür ederim.